tatlı tuzluya 360 ekranlarına hoş geldiniz. Yeni nesil yayıncılıkta sizlerle birlikteyiz. Çok güzel programlar yapıyoruz. Tatlı tuzlu da böyle şipşak iki tarif veriyoruz. Bir tatlı oluyor, bir de tuzlu oluyor. Hayata, hayat gibi aslında değil mi? Hayat da öyle. Her gün tatlı mı? Maalesef değil. Ama her gün tuzlu da değil. Çok şükür ki. O yüzden hayattan ben de size böyle paylaşmayı seviyorum. Düşüncelerimi paylaşıyorum, evde yaşadıklarımı paylaşıyorum. Ben de çok keyif alıyorum sizle birlikte olmaktan. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Bugün iki tarifim var her zaman gibi. Bir tanesi benim yengemin tarifi. Nurcan yengemin tarifi. Evet, ben böyle hani diyorum ya anne defterlerinde işte Nurcan'ın patatesli böreği, işte patatesli poğaçası, işte bu. Onunla geldim. Kendisi buradan kocaman öpüyorum. Çok severim. Biliyor musunuz, o kadar destekçim ki. Her programdan sonra Özge çok güzeldi. Özge şunu da yaptık. Hani böyle çok paylaşımcı. İnsan bazen böyle akrabalarını da seçemiyorsun aslında. Onlar size böyle hediye gibi geliyor. Kimisini kendine daha yakın tutuyorsun. Daha çok seviyorsun. Kimisiyle başka türlü ilişkilerin oluyor. İyi ki varlar. Hepsi iyi ki var. Biz kocaman bir aileyiz. Burada da öyle. Benim evimde de öyle. O yüzden çok şanslıyım ben. İkincisi de bir anne kurabiyesi yapacağız. Bu anne eli değen her şeyi çok güzel olduğu gibi bu kurabiye de güzel olacak. Hadi başlayalım. Önce poğaçamızı şöyle fırına doğru vermek için başlayalım. Ondan sonra da kurabiyemizi yaparız. Hemen ben malzemeleri sayıyorum. Pul biber, tuz. İki tane ayrı tuz kullanıyorum. Çünkü hem içe koyacağım hem de hamurun dışına koyacağım. Karabiber, kabartma tozu, yoğurt, sıvı yağ, margarin, peynir, patates ve un var. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Önce hamuru yoğuralım ki hamur birazcık dinlenirken, ondan sonra içi yapalım. Başlıyorum şimdi. Önce yağlarından başlayalım. Bunda ben margarin kullandım. Bazen margarin de kullanıyorum. Bazen tereyağı kullanıyorum. Bunun şimdi orijinal tarifi margarinle. O yüzden de ben değiştirmek istemedim. Evet, şöyle yoğurdunu da koyalım. Evet, şimdi koyalım. Tuzunu da koyalım. Ve diğer malzemeler zaten iç için olan malzemeler. Başlayalım. Minicik minicik. Şöyle önce bir karıştıralım. Sonra da en keyifli bölüme, yoğurma bölümüne geçelim. Ben unu hepsini koymayacağım her zaman gibi. Şöyle önce yavaş yavaş yoğuracağım. Bakalım un ne kadar istiyor. Çok lezzetli bir tarif bu. İçinde patates olması daha da güzelleştiriyor. Yani ben patates kullanmayı her zaman seviyorum. Çok yakışıyor her şeye. Patatesden çorbalar. Zaten kızartmasını konuşmaya gerek yok. Ama ben kızartmasını da hani şimdi bazen kızartma yedirmek istemiyoruz ya çocuklara. Ben size anlatayım ne yapıyorum patatesle. Kızartmalık soyuyorum patatesleri. Bir hatırlıyor musunuz? Böyle şeyler çıktı hani yeni nesil yoğurmak için böyle sadece bir kaşıkla kızartma yapan biliyorsunuz aletler var. Sanki onlara koyar gibi düşünüp sadece bir iki kaşık böyle sıvı yağıyla, zeytinyağıyla ya da normal sıvı yağıyla o patatesleri ben harmanlıyorum. Ondan sonra koyuyorum fırına. Fırında bildiğiniz 200 derecede onları güzelce pişiriyorum. Gayet de güzel oluyor yani. Bayağı patates kızartması çıkınca üzerine acı severseniz pul biber, kekik. Ben toz kırmızı biber tatlı koyuyorum. Onu da böyle tekrar böyle hani hem kekikle hem pul biberle hem o toz kırmızı biberle şöyle güzelce bir yoğuruyorum. Şöyle bir harmanlıyorum. Hem de lezzeti de geçmiş oluyor. Vallahi çok güzel oluyor. Aklınızda olsun. Şimdi bu hamur çok güzel oldu. Şöyle birazcık dinlensin burada. Ben de şu içi hazırlayayım. Evet, iç için patatesim var. Güzelce haşlandı. Şöyle hemen ezeceğim.
Bir de beyaz peynirim var. Onu da ezeceğim onunla birlikte. Hatta koyayım beraber ezesinler. Pul biber koyacağım. Karabiber koyacağım. Ve tuz koyacağım. Zaten peynirde tuz var. Hamura da biraz koyduk. Evet, patatesim ve peynirim gayet güzel ezildi. Şimdi hamurdan biraz alıyorum. Ve yağlı kağıdımın arasına şöyle bastırarak koyuyorum. Evet, tam ortaya alalım. Başladık açmaya. Evet, şöyle bu da biraz. Maksat, şöyle şurayı sabitliyorum kaymasın diye. Şimdi birazcık bir dikdörtgen elde etmek maksadımız aslında. Bu nasıl bir dikdörtgen demeyin. Olacak. Şimdi ben size birazdan bunu elde edeceğim. Kaymazsa inşallah. Evet. Şimdi böyle açtık. Şöyle açıyorum. Şöyle kenarlarını alayım. Şu taraftan da alayım. Evet, ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi bu güzel içi, hazırladığımız güzel içi şöyle alayım. Şöyle güzelce ruloya gelecek şekilde koyacağız. Ve sonra yavaş yavaş. Biraz sıkabilirsiniz bu arada. Yani çok serbest bırakmayın derim. Ufak ufak, ufak ufak, ufak ufak rulo yapıyoruz. Hatta bence şu kadar yeter. Çok da hamur hamur olmasın. Daha fazla iç olsun. Güzel oldu rulomuz. Şu kenarlarını da almıyorum, kulakları da almıyorum. Evet, şöyle güzelce kesiyorum. Bu şimdi hamurla sanki böyle hamurun içinde birleşiyor gibi içli hamur. Çok lezzetli oluyor. Şimdi ben bir de buna yumurta sarısı süreceğim bir tane. Şimdi gelelim ikinci bölümü yapmaya. Hemen bunları yerleştirelim. İkinci rulomuzu yapalım. Rulolarım hazır. Patatesli rulolarım. Evet, şöyle güzelce üzerine yumurtasını da sürüyorum. Öyle sürdük. Evet. Evet, şimdilik hazırız. Görüşmek üzere. Sıra anne kurabiyesini yapmaya geldi. Hemen malzemeleri sayıyorum. Sıvı yağ, limon kabuğu, bir tane yumurta sarısı, kabartma tozu, vanilya, yumurta, yoğurt, şeker ve un. Böyle güzel malzemelerimiz var. Her evde bulunabilecek kolay malzemelerle yapılan bir şey. Hadi başlayalım. Evet, şöyle sıvı yağ koyalım. Yoğurdumuzu koyalım. Bir yumurtayı kıralım. Evet, şöyle ufacık bir yumurtaymış bu da, küçücük. Evet, bazen yumurtanın boyu, miktarı bile kurabiyenin tadını değiştiriyor biliyor musunuz? Kesinlikle çok önemli. Limon kabuğunu şöyle koyalım. Limon kabuğu rendesi. Evet, şu kabartma tozu ve vanilyamızı da koyalım. Şekerimizi de koyalım. Evet, şimdi şöyle bir karıştıralım. Yumurta sarımı koymadım çünkü kurabiyelerin üzerine süreceğim. Yolda buraya gelirken ne düşündüm biliyor musunuz? Şimdi anne kurabiyesi ya. Anne kurabiyesi hakikaten hani her evin bir anne kurabiyesi vardır. Ya da böyle biz büyüsek de hele eşler annenin lezzetini bir başka bulurlar değil mi? Yani mesela annem bir yapardı, anlatırlar. Annem bir dolma sarardı. Annem belki siz yediğinizde hani o kadar lezzetli gelmeyebilir. Yani
hani böyle bir şey olabilir ama onun annesi ve ona kıymetli o doğma yani. O yüzden hani bunu çok özel buluyorum ben. Bir de bir yerde okumuştum. Mesela anne çorbasının iyileştirici özelliği aslında annenin o anda çocuğunu iyileştirmek için verdiği enerjiyle de alakalıymış. Hani bir an evvel iyileşsin, şu çorbanı iyi gelsin deyip yaptığı çorba aslında gerçekten iyileştiriyor. Çünkü o onu o niyetle yapıyor. Hani içtiğiniz suyun bile niyeti önemli ya. O yüzden bu anne lezzeti böyle bir şey. Bir de hep böyle düşünüyorum. Tabii anne olunca hepimiz aslında aynıyız. Belki bana hak verirsiniz. Hani işte çocuk yetiştiriyoruz ama doğru mu yetiştiriyoruz? İşte çocuk yetiştiriyoruz ama işte yani hatalar yapıyor muyuz diye. Sonra dedim ki yani ben annemle hani ilişkilerim çok çok iyidir. Hani annem başımdan eksik olmasın. Hani çok şey paylaşırız. Yani bir kere benim en yakın dostum annemdir. Onu söyleyebilirim size. Yani bir başıma bir şey geldiğinde ya da bir şey paylaşmak istediğimde ilk aradığım insandır annem. Aslında arkadaşım gibidir. Tamam annedir ama arkadaş gibidir. Çünkü bizi biraz öyle yetiştirdi. Şimdi ben artık bu yaşıma gelince şöyle eskiye bakıp biraz anlıyorum ama mesela ben anneme eğer bir şeyimi anlatmadıysam, yani başıma bir olay gelmiş ve ben onunla paylaşmadıysam kendimi çok rahatsız hissederim ben. Yani ya ben bunu nasıl anneme anlatmadım, hemen anneme anlatmam lazım gibi bir durum söz konusu olur. Evet yani ben anneme eğer bir şeyimi anlatmadıysam rahat edemezdim. Böyle içim yerdi. Niye anlatmadım, anlatmam lazım falan. O yüzden hiçbir şey saklayamazdım. Sonra şey başladım ona, anne ya ben de böyle yetiştim. Yani ben de çocuklara nasıl hani hiç, ben de anlatsınlar istiyorum bana. Ben senin gibi bir anne olamayacak mıyım, böyle sohbet ediyoruz. Ya ben dedim sana dedim niye böyle hissediyordum yani. Sen ne yaptın da dedim ben her şeyi sana anlatmak zorunda hissediyorum da. Böyle içim rahat etmiyor. Dedi ki çok iyi dinledim. Yani ben de seni hatta hatırlıyorum ben. Bazen böyle işte sonuçta ben ne her şeyi anlattığımı düşünsenize yani. Hani bazen diyebilir ki yani saçmalama böyle bir şey yapamazsın falan der. O zaman mesela kızdığı zaman diyorum ki anne gibi dinlemesene. İşte hani böyle aramızda beni anne gibi dinleme diye falan böyle aramızda şey oluyordu. Sonra evet hakikaten dinlemek gerekiyor. Anlattığını dinlemek, sadece dinlemek. Tamam, yol göstermek ayrı. Ama sana anlatırken eğer kesip bir dakika o da öyle yapmayacaktın. İşte böyle yapman gerekiyordu falan dediğin zaman belki de eleştiriden kaçtığı için bir daha anlatmıyor olabilir. Ve aslında anlatmak güvenli bir şey. Tabii ki %100'ünü anlatmayacaktır. Ama en azından okulda ne oluyor? Ya da işte arkadaşları arasında neler oluyor? Hani bunları anlatmak biraz teknoloji de aramıza giriyor. Kabul edelim. Yani o telefonlar düşünmeyi engelliyor, konuşmayı engelliyor. Tamam. Ama bu yemek yeme esnasında olabilir. Şu mesela kapıdan geldiklerinde sıcak bir işte şu yaptığınız bir anne kurabiyesiyle onlarla aynı masada buluşup biraz sohbet etmemiz gerekiyor. Dinlemek gerekiyor. Oh ben birinci tepsiyi bitirmişim efendim. Evet hadi bunları fırına verelim. Üzerine de şöyle güzelce yumurta yapalım. Anne kurabiyelerimizi de fırına verelim. Anne kurabiyeleri fırına giriyor. 180 derecede 25-30 dakikada süper kurabiyeler çıkmış olacak. Tuzu da bugün ne yaptık? Nurcan Yengem'in harika patatesli rulo poğaçalarını yaptık. Çok güzel oldu. Siz de çok beğeneceksiniz. Bir de anne kurabiyesi yaptık. Şöyle her evde pişenden, anne eli değmiş olandan güzel bir kurabiye yaptık. Efendim, bugünlük benden bu kadar. Veda ediyorum programa. Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.